Herkese merhabalar ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videoda yine ajanların durumu Eylül 2022 yazısı üzerine konuşmuştuk. Yeni ajan teaserından ve Chamber nerfinden bahsetmiştik. Dün bu iki konu başka bir karakterin Fade'in önünde geçmişti. Bu ajanların durumu yazısının en başında öncü rolündeki ajanlardan bahsediliyor. Ve bu bahsedilen öncü kısmında da Fade'in aşırı güçlü olduğunu gördüğümüz için yeteneklerine belirli ayarlamalar yapabiliriz şeklinde de bir not düşüymüş hem yeni ajanın hem de chamber nerfünden bahsederken bu konuyu atladım. Dolayısıyla hani bu video içerisinde konuşabiliriz diye düşündüm. Aynı zamanda bahsedeceğim birkaç başka konu daha olacak. Fate geldikten sonra öncüler arasında Sova'ya gerçekten mükemmel bir rakip oldu. Yine Champions'ta şu ana kadarki ajan seçim oranlarına baktığımız zaman da Sova %31 seçilmişken Fate %54 seçilme oranına sahip. Aynı zamanda bazı diğer ajanların seçilme oranlarını da görebiliyorsunuz. Chamber ve Jett arasındaki farkı da bu görselden görebilirsiniz yine. Belki bazılarınıza Ranked the çok fazla tercih edilen bir ajan değilmiş gibi gözükebilir fakat öyle. Çok fazla olmasa da fazla tercih edilen ajanlardan biri ve gerçekten belirttikleri gibi bazı yetenekleri gerçekten aşırı güçlü. Peki Fate konusunda neler yapabilirler? Ben kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Benim tahminimce karakterin ultisine ve Q yeteneğine yakalandığınız zaman 75 hasar alıyorsunuz. Anlık çürüme etkisine giriyorsunuz. Ardından bu çürüme etkisi yavaş yavaş kendini toparlıyor. Bu 75'lik hasarı düşüreceklerdir diye düşünüyorum. Yine bu konuyu yayında da konuşmuştuk. Bu fikri ortaya atmıştım. Bazı arkadaşlar da kendi benimle aynı düşüncelere sahip olduklarını belirtmişlerdi. Dediğim gibi karakterin mıhla ve ulti yeteneğindeki bu 75'lik hasar 50'ye veya 40'a düşürülebilir. Bu hasar farkı dışında karakterin görüş ve ulti yeteneğine yakalandıktan sonra ortaya çıkan bir iz var. Bu izin süresi azaltılabilir diye düşünüyorum. 12 saniye boyunca ortada duran bu iz 8 saniyeye düşürülebilir. Bu ortadaki iz süresinin düşürülmesi bir noktada ecel yeteneğini de etkileyecektir. Benim ilk etapta karaktere gelebileceğini düşündüğüm değişiklikler bunlar ve bunların da gerçekten ciddi değişiklikler olacağını düşünüyorum. Bir anda karakteri aşırı güçsüzleştirecek değişiklikler yapacaklarını zannetmiyorum. Ama tabii ki dediğim gibi sizin daha farklı düşünceleriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Fate dışında bazı ajanlardan da bahsettikleri ilginç bilgi adı altında yazılar paylaşmışlar. Dünkü videoda Phoenix'ten de bahsetmiştik. Phoenix son buffı sonrası tekli sırada tercih edilen en güçlü 3. ajan konumuna gelmiş. Champions turnuvasında seçilme oranları o kadar yüksek değil fakat Fenix yeni bufflanan bir karakter olduğu için turnuvalardaki etkisi bundan sonraki turnuvalarda ortaya çıkacaktır. Seç konusunda bir not var. Burası civcive gelebilir. Civciv pek Sage'den memnun diye kendisini çok güçsüz bir ajan olduğunu iddia ediyor. işe yaramaz bir ajan olduğunu iddia ediyor. Dereceli oyunların her seviyesinde en çok tercih edilen ajan olmasına rağmen Sage, oyuncular bu ajanın en zayıf dördüncü ajan olduğunu düşünüyormuş. Brimstone konusunda yüksek MMR seviyesinde en yüksek kazanma oranlarından birine sahipmiş kendisi. Yani Brimstone'un olduğu maçlarda kazanma oranları biraz daha fazlaymış diğer ajanlara göre. Yoruvenion'u çokça emek ve zaman vermeniz gereken ajanlar sınıfı koymuşlar ki bence kesinlikle böyle. Öğrenmesi diğer ajanlara kıyasla daha zor fakat öğrendikten sonra da mükemmel işler yapabiliyorsunuz. Kendilerinin de belirttiği gibi yüksek MMR seviyesinde ustalık gerektiren ajanlar olarak da bu ikisi görülüyor demişler. Kyo ve Bridge karakterlerine yakın zaman içerisinde herhangi bir değişiklik gelmeyecekmiş. Özellikle Fracture ve Heaven haritalarında Bridge'in seçilme oranları gayet iyi. Yine Kyo'da bir değişiklik yaparak da karakterin dengesini bozmak istemiyorlarmış. KO tüm MMR seviyelerinde rekabete dayalı oyun modunda zayıf görülen ancak profesyonel düzeyde epey tercih edilen bir ajan. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten KO bilen biriyle karşılaştığınız zaman oyuncu size oyunu çok ciddi oranda dar edebiliyor. Bridge, Brimstone ve Neon'a ayrı bir başlık açmışlar. Bu ajanlar tekli sıradan ziyade 5 kişilik koordine bir takımla oynarsanız çok daha iyi performans gösterdiklerini fark edeceksiniz demişler. Kısacası iletişimin iyi olduğu bir takım oyununda bu ajanlar iyi iş yapıyor demişler. Gene olarak çeşitli ajanları ayırdıkları bölümde bu şekilde bir önceki videoda da konuşmuştuk. Şu an karşınızda Valorant Champions'da en az tercih edilmiş 5 ajanı görüyorsunuz. Sadece bu 5 ajan %15'in altında seçilmiş. Hatta Killjoy'u bir kenara bırakın. Cypher, Phoenix ve Reyna ve Yorun'un ne kadar az seçildiğini görebiliyorsunuz. Fakat önceki videoda Chamber'ın etkisinden konuşmuştuk. Ve en az tercih edilen 5 ajandan ikisinin diğer iki Sentinel karakterimiz olması gerçekten dikkat çekici bir nokta. Sage'in seçilme oranı da %24 civarlarında. Az önce de söylediğim gibi Phoenix buff'ının etkisi bir sonraki turnuvada ortaya çıkacaktır. Güncel meta içerisinde profesyonel arenada en az tercih eden ajanlarımız da bu şekilde. Son olarak herkesin sorduğu Riot silah uğru, yumruk selam uğru nasıl alınır bu konuda tekrar bir hatırlatma yapma gereği hissettim. Twitter'dan bana yazan arkadaşlar oluyor işte verir misin tarzında. İlk olarak ben bu silah uğrunu dağıtmıyorum. Hiçbir şekilde de bu silah uğruna bir etkim yok. Hani herhangi birine söyleyeyim size silah uğru versin tarzında bir görevim maalesef yok. Hani Twitter'dan yazan arkadaşlar oluyor. Bazıları kendi kafasında çeşitli senaryolar kurmuş. Ona beni ikna ettirmeye çalışıyorlar. Sen böyle yapıyorsun, sen şöyle şey yapıyorsun diye. Bazı arkadaşlar var trollemek adına da işte yüksel veriyor diyorlar. Yuko Strikes Back'e yazın vesaire diyorlar. Bu silah uğrunu almanın tek yolu bir Riot çalışanı ile olumlu etkileşimde bulunmak. Bir Riotçu'dan bu silah uğrunu istemek kazanma ihtimalinizi düşürüyor. Her Riotçu'da sınırlı sayıda silah uğru bulunuyor. Yani bir kişi size bin tane silah uğru dağıtamıyor yani genel topluluğa. Hiçbir Riotçu bu silah uğrunu size parayla satmayı teklif edemiyor. Bazı kişiler görüyorum işte sahte çekilişler yapıyor veya satın alma teklifleri ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla bu noktaya dolandırılmamaya dikkat edin. Oyuncu desteği yazmanızın da bir etkisi yok çünkü oyuncu desteği size Riot silah uğrunu veremez. Tekrar belirtiyorum ben de Riot silah uğrunu dağıtmıyorum veya herhangi bir şekilde sizin almanıza yardımcı olamıyorum. Hani bu yapabiliyorum da yapmıyorum tarzı bir şey değil yapamıyorum böyle bir yetkim görevim yok. Herhangi bir içerik yöneticisi de size bu şekilde yardımcı olamaz. Direkt bir Riot çalışanıyla olumlu bir etkileşime girmeniz gerekiyor. Yani bazen güzel güzel isteyen arkadaşlar oluyor bazen saçma sapan mesaj atanlar oluyor. Dolayısıyla tekrar bir hatırlatma yapma gereği hissettim. Evet konular bu şekilde. Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.